Her insan bir öykü Yıllarca özel sektörde işletme ve girişimcilik eğitimi üzerine çalışan, sonra Akdeniz Üniversitesi'nde eğitimler veren, şu anda Elmalı Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olan Hadi İstanbul'u konuğumuz kendisiyle girişimcilik üzerine sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz efendim. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler. E, stüdyomuzda sizi ağırladığımız için biz de çok mutluyuz. Biz de teşekkür ediyoruz. Efendim, e, girişimcilik üzerine sohbet edeceğiz dedik ama öncelikle girişimci nedir? Nasıl girişimci olunur? Evet girişimci aslında herkes girişimci olmak istiyor fakat bazıları olamıyor, bazıları oluyor. Aslında herkes olabilir. Yani bu insanın kendi isteğine bağlı gerçekten hayata bir tarz katmak, bir yenilik katmak, bir derdi olmak yani aslında bir derdi olan insandır girişimci. Yani hayata fark katmak isteyen, bir şeyleri değiştirmek isteyen, bir şeyleri geliştirmek isteyen ve bu hayatta bir iz bırakmak isteyen insandır ve bunun için mücadele eder. Asıl amaç para kazanmak değildir, zengin olmak değildir, kendi tarzını ortaya koymaktır. Bu insanlardan çıkıyor aslında girişimcilik ve bu insanlar hayata fark katıyor, kaybetmeyi kabul ediyor, başarısızlığı e, riske alıyor, riske girebiliyor, fedakarlığı açık ve başarısızlıktan korkmayan insanlar, kendini iyi tanıyan ve sevdiği işi yapmak isteyen insanlardan çıkıyor. Ee, çok önemli noktaların altını çizdiniz burada. Yani e, korkmamak çok önemli değil mi? Tabii, Kaybetmekten korkmayacağız. korkmayacaksınız. Tabii tabii çok önemli. Çünkü, Bunu göze alarak girmek lazım. Evet yani çünkü başarısızlıklar başarıyı getiriyor. Evet. Girişimcilikte ilk etapta başarısızlık çok doğal olabilir. Ama bu bize bir şeyler öğretiyor. Yani her yaptığımız çabada aslında bir şey öğreniyoruz. Ama insanların büyük bir çoğunluğu başarısızlıktan korkuyor. Acaba yapamazsam, acaba girmesem. Bu bekleme, bu belirsizlik ve çok iyi koşulların olmasını beklemek aslında süreyi uzatıyor, bizi başarısız kılıyor, bizi uzun vadede girişimcilikten soğutuyor. Bir şekilde başlamak lazım. İyi kötü hazırlanmak lazım. Göç yolda düzeliyor. Yani güzel bir sözümüz var. Gerçekten bir şekilde atılım yapmak gerekiyor ve yol kendini buluyor. O yüzden korkmamak gerekiyor. Evet. Ama onun içinde hani ...körü körüne atlamak da doğru değil sanıyorum tabii, değil mi? Önce tabii, bir tabii. fizibilite de yapmak gerekiyor bunun için. Tabii tabii. Ee, bir hazırlık aşaması muhakkak olmalı. Ne dersiniz? Hı hı. Tabii mutlaka. Yani yapacağımız her iş için e, illa fikir yetmiyor. O fikri doyuracak, besleyecek e, ön çalışmaları yapmak gerekiyor. Buna biz fizibilite çalışmaları diyoruz. Evet. İşte müşterisi var mı? Kitlesi var mı yapacağımız işin? E, ihtiyaç var mı? Rakiplerinden farklı mı? Özgün mü? Buna bakmak gerekiyor. Yani tabii her iş başarılı olacak diye bir kayıt yok. Ama ön hazırlık, ön çalışma, hı hı. gerekli hazırlıkları yaptık. Ondan sonra işimizin kurmaya başlamamız gerekiyor. Bu çok önemli. Büyük birçok insan kopya işler yapıyor. Bilinen işleri yapmayı tercih ediyor. Birbirinin kopyasını gidiyor ve bir süre sonra da başarısızlık oluyor. Yani asıl işi başlatmak değil, onu sürdürebilmek. Başlattıktan sonra da bunun için de iyi bir hazırlık gerekiyor. İşte ne gibi ödeme yapacağım? aylık ne kadar masrafım olacak, hedef kitlem kim, bunlara nasıl ulaşmam lazım, bu ürüne, bu fikre ihtiyaç var mı? Bu çalışmalar önceden çalışmak gerekiyor ve uzmanlarından, bu konuda çalışan insanlardan, bu konuda iş yapan insanlardan danışmak, fikir almak gerekiyor. Para daha sonra geliyor. Yani ön çalışma yapmadan, hazırlık yapmadan başlamamak gerekiyor. Bu yüzden birçok girişimci maalesef bir süre sonra işlerini bırakıyorlar, vazgeçiyorlar. Yeterli hazırlığı yapmadığı için, yeterli gayreti göstermediği için. Bir de bu ayaklardan biri de sanıyorum sıradanlıktan çıkmak, bir fark Hı -hı. yaratmak çok önemli. Değil mi? Evet, evet. Ee, evet, evet önemli evet. bir hedef kitleyi kendinize Tabii. bağlamak için. Daha doğrusu sanıyorum doğal süreç bunu getirir zaten bir evet. fark yarattıktan sonra. Bu nasıl sağlanabilir? Şimdi bir kere rakiplerimizden farkımız ne? Bunu belirlememiz lazım. Yani herkesin yaptığı işi yapmak değil, bizim Farkımız ne? Daha mı ucuz, daha mı hızlı, daha mı pratik, daha mı kolay? Sunduğumuz ürün çünkü müşteri buna bakıyor evet. ve hedef kitleyi çok iyi belirlememiz lazım. Yani hedef kitle kimdir? Bunu kimler satın alabilir? Özellikleri nedir? Ne zaman satın alır? Gelir durumu nedir? Yaş durumu nedir? İhtiyaçları nedir? Bunların çok iyi hesaplanması lazım. Yani hedef kitle yanlış belirlendiği zaman ürünümüz ulaşmıyor. Ona da sormak gerekiyor. Yani önce bir test etmemiz gerekiyor ürünümüzü. Denettirmemiz gerekiyor. Fikrini almamız gerekiyor müşterinin. Ki zamanla zaten ürün şekilleniyor ve oluşuyor. Ama biz kendi kafamıza göre bir ürün ürettiğimiz zaman, piyasaya sunduğumuz zaman müşteri diyor ki ben bana mı sordunuz? Ben bunu istemiyorum. Ben başka bir şey istiyorum diyor. Yani bunun ön testinin, ön aşamalarının Aşama aşama gerçekleştirilmesi lazım. Acele edilmemesi lazım. Müşteriye mutlaka sorulması lazım. Sokağa çıkılması lazım. Evet. ...bir nabız yoklaması yapılacak... Tabii. ...ondan sonra girişimde Tabii. bulunulacak... ...peki sermaye şart mıdır? Şimdi genelde... ...bilinen bir yanlış önce para... ...ya işte para olsun da ben her işi yaparım... ...hayır para en son gelecek... ...olay önce sizin işinizin işe yarar... ...toplumun istediği... ...para kazanılabilecek yenilikçi bir fikir mi? Ve bunun belli bir kitlesi var mı? Zaten bu kitle varsa... ...siz bir şekilde para bulursunuz... ...bunun için melek yatırımcılar var... ...bunun için destek olan birçok kurum ve kuruluşlar var... Devlet hibe ve destekleri var. İşte TÜBİTAK çalışmaları var, KOSKEP var. Ben de KOSKEP'in uzun yıllar burada eğitimlerini yaptım ve birçok kurs yerim bu sayede işlerini açtı. Yani siz önce hazırlığınızı yapın, işe yarar, para getirici, güzel işler. Hazırlığınızı yapın. Ondan sonra çıkın. Ortak da bulacaksınız, yatırım da bulacaksınız. Ama önce önce hazırlık. Çok iyi bir hazırlık. E, girişimcilere peki nasıl destekler veriyorsunuz? Desteklerimiz şöyle ben Akdeniz Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Akkim'de aynı zamanda eğitimci havuzunda yer alıyorum. Onların <laughs> eğitimcilerinden birisiyim. Burada biz uzun yıllar COSCEP'in girişimcilik eğitimlerini organize ettik. COSCEP ve İşkur desteğiyle hep birlikte. Ve bu çok kursiyerim burada belge aldı. Temel girişimcilik eğitimlerini kazandı. Evet. Ülkemizde maalesef herkes hiçbir izin almadan, hiçbir eğitim görmeden bu girişimlerini bulunuyor ama bizim istediğimiz ticaret odalarının, esnaf odalarının iş kurmadan önce bu iş kuracak kişilere ve üyelerine zorunlu eğitimden geçirmesi. Yani eğitimsiz kesinlikle olmaz Hı -hı. ve ciddi anlamda para israfı oluyor. İnsanlar birkaç sene sonra 3-5 ay sonra işlerini bırakıyorlar, vazgeçiyorlar. Birçok yatırım boşa gidiyor. Milli servetimiz çöpe gidiyor. Yani o nedenle ön eğitim şart olmasını gerektiğini düşünüyoruz. E, i̇ş kurmak isteyen insanlar bana ulaşabilirler. E, i̇nternette birçok bilgilerim var. Hadi İstanbul'u diye girdikleri zaman birçok bilgiye, dokümantasyona ulaşabilirler. Kendi web sayfam var. Hadiistanbulu.com Aynı zamanda kurumsal işletmeler ciddi araştırma yapmak isteyenler girişimcilik merkezi Akkemede başvurarak bizim üzerimizden evet. destek ve danışmanlık olabilirler. Zaten üniversite bünyesinde evet. eğitim veriyorsunuz bu anlamda da. Evet. Peki girişimci olacaklar nelere dikkat etmeli özellikle? Girişimci olacaklar öncelikle iyi bir iş fikri belirlemeleri gerekiyor. Bu işin müşterisi var mı, kitlesi var mı? Bir de işlerini açtıktan sonra en azından bir, bir buçuk yıl hiç para kazanmamayı hesap etmeleri gerekiyor. Yani yapılan istatistikler, çalışmalar ilk kuran işletmenin en az bir, bir buçuk yıl para kazanmadığını gösteriyor. Neden? Çünkü piyasaya tanınacak, müşteri kitlesine e alışacak, müşteri bizi tanıyacak, biz piyasayı tanıyacağız, ürünümüzü gerektiğinde değiştireceğiz, belli düzenlemeler yapacağız. Bu mutlaka bir veya bir buçuk yılı buluyor. Yani hemen para kazanmayı düşünmemeleri lazım ve bu süre içerisindeki sabit giderlerini, kira, elektrik, su vesaire, personel giderlerini karşılayabilecek bir ceplerinde paranın olması gerekiyor. Yani hiç para kazanmamayı bir, bir buçuk sene göze almaları gerekiyor. Bunu göze almadıkları zaman sadece banka kredileriyle oradan buradan topladıkları paralarla e, bu işe atılmasınlar. Önce bir hazırlık yapsınlar. Ondan sonra işe koyulsunlar. En büyük hüsranlardan biri de sanıyorum bu ayakta oluyor değil evet, mi? Evet. E, hemen e, para beklentisiyle Tabii. bu işe girişince ve hayal kırıklığına uğrayınca Hı -hı. dolayısıyla... E, kepenklerde kapatılıyor. E, ya da iş son bulabiliyor. Yani işin sürdürülebilirliği çok önemli. Yani kurmak çok kolay. Evet. Fakat yürütmek çok önemli. İşte kirayı karşılayacak mısınız? E, satışı yapabilecek misiniz? Bununla ilgili de şaba göstermek gerekiyor. Yani hedeflerle yönetmeniz gerekiyor. Ben bir ayda ne kadar satmam gerekiyor? Bunu günde ne kadar satmam gerekiyor? Kaç müşteriye ulaşmam gerekiyor? Bunun için neler yapmam gerekiyor? Bu hazırlıklar yapılmazsa, hedeflere göre çalışılmazsa, bir süre sonra e, ...kepenk kapatmak zorunda kalıyorsunuz. Evet. O nedenle hedeflerinizi belirlemeniz ve bu hedefler için gerekli çalışmayı düzenli olarak yapmanız gerekiyor. bunu yapmadığınız zaman da iş sürülemiyor İşte bir sürü ödemeler geliyor, bir sürü masraflar geliyor. Sonra da hesap edemediğiniz giderler çıkıyor. İşte şu anda mesela ciddi anlamda piyasada bazı sıkıntılar var. şu anda yaşadığımız durumda. Müşteri insanlar da çok az çıkıyorlar. E birçok sıkıntılar yaşanıyor. Yani her türlü şartı hazır olmamız gerekiyor. Yani müşteri bir süre gelmeyeceğini hesap etmemiz gerekiyor. Çünkü aynı bir trenin lokomotifi gibi hızlanması gibi işimiz ağır ağır hızlanacak. Yani hemen beklentiye girmemek gerekiyor ve dışarıdan banka kredisiyle oradan buradan borç alarak başlamamak gerekiyor. Evet, önce bir altyapısını hazırlayacak, tabii, çok iyi hazırlık gerekiyor. İyi bir fizibilite yapacak. Evet, evet. Ondan sonra girişimde bulunacak. Bunlardan bizden destek alabilirler, yardım alabilirler. Biz gönüllü bir şekilde bu danışmanlıkları veriyoruz insanlara toplumsal anlamda, toplumsal görev olarak iş kuranlara eee bilgiler veriyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve bunu gönüllü olarak yapıyorsunuz. Tabii, tabii. Çok önemli bir hizmet bu anlamda. Hı hı. bunu da buradan duyurmuş olalım tekrar. İş kurmak isteyenleri bu anlamda hmm. Hade İstanbul'da adıyla ulaşabilirler. Zaten evet. kendisi de Akdeniz Üniversitesi'nde. Peki bu klasik iş modellerinden sıyrılmak babında neler önerirsiniz, neler yapılmalı? O fark yaratmak dedik ya, hmm. o ayakta neler yapıyorsunuz, neler öneriyorsunuz? Şimdi artık klasik dükkan açmak, iş yapmak artık yavaş yavaş değişmeye başladı. Yani startup dediğimiz teknoloji bazlı, internet bazlı işler çok daha önem kazandı. Çünkü dükkanınızı 7 gün 24 saat açık tutabiliyorsunuz. Birçok kitleye çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Bunun için gazetelere reklam vermenize, televizyonda reklam yayınlamanıza gerek yok. İnternetin inanılmaz hız ve etkinlikleri var. Bu konuda önerim özellikle bu teknolojik işlere yönelmeleri, var olan klasik işlerini de bu anlamda dijital pazarlama dediğimiz sosyal medya pazarlaması, diğer alt araçları kullanarak Instagram, Facebook ve diğer sosyal medya araçlarıyla işlerini yaygınlaşmaları, tanıtmaları, dijital pazarlamayı öğrenmeleri tavsiye ediyorum çünkü işimiz bu sayede gelişecek. Artık her şey internette, insanların bir cep telefonunda, bir mobil uygulamayla birçok şeye ulaşılabiliyor. O nedenle çok sınırsız derecede inanılmaz iş fikirleri, imkanları var. Bunları araştırsınlar internetten, düşünsünler. Kendi yaşantılarında ne eksikleri var, ne yetersizlik var, hayatta ne gibi sıkıntılar var ve bunları nasıl düzeltebiliriz, nasıl aşabiliriz? Buna ilgili kafa yorsunlar. Yani aslında temel sorun insan faktörü. Yani insanın ihtiyaçları ve problemleri. İhtiyaçları ve problemleri çözdüğünüzce, çözdükçe yeni iş fikirler yaratacaksınız ve para kazanacaksınız. Yani inanılmaz derece olanaklar var. Teknolojinin gelişmesi, iletişim olanaklarının artması, sınırsız sayıda yeni iş fikrinin doğmasına ve gelişmesine sebep oldu. Bunlarla ilgili araştırma yapmanız gerekiyor, kafa yormanız gerekiyor, uzmanlardan destek almanız gerekiyor. İnterneti, bilişimi, işte yazılım teknolojisine birçok konulara bilgi sahibi olmanız gerekiyor. O zaman işlerinizi çok daha büyütebilirsiniz ve fark getirebilirsiniz değerlerinden. Evet. Zaten insan yaşadığı sürece İhtiyaç sonsuz. Evet. Sonuna kadar ölene kadar bir ihtiyacı olacak her anlamda. Hı. Dolayısıyla yönelimler de artık teknolojiye doğru. Bu anlamda bundan uzak durmanız imkansız. Tabii. Çünkü gidişat 21. yüzyıl artık evet. tamamen teknolojiye evet. yönelik. Ee, o yüzden bu tarafa doğru yönelmekte yarar var. Peki kendi işini kuran girişimcilerinizden örnekler verebilir misiniz? Tabii örnek aklıma geliyor bana şunu kısaca. Mesela evet. Butika Butik var, Fazilet'in Dünyası, Turuncu Kafe, Paris Kuaför ve daha sayısız evet. adını şu anda hatırlayamadım girişimcilere Coscap sayesinde. Birçok eğitimler verdik. Girişimcilerin bir kısmı kendi finans imkanlarıyla açtı. Kimisi COSCEP'ten destek aldı. Şimdi artık KOSKep teknolojiye, teknolojik yenilikleri artık destek veriyor. Yani klasik işler yanında. Yeni fikirlere, argeye, yazılım ve yeni teknolojiler artık destekler artmaya başladı. Bunları araştırsınlar. Ciddi anlamda kendi web sayfamda bunları yayınlıyorum. Sosyal medya hesaplarımda e, kursiyerlerimin iş aşmalarına destekliyorum. Onları sürekli ziyaretler ediyorum. İşlerini geliştirmelerinde tavsiyelerde bulunuyorum. Yani çalışmalar devam ediyor. Amacımız toplumda güzel, iyi işletmeler çıksın ve kaynaklarımız heba edilmesin, boşa gitmesin. Doğru kullanılsın. Evet. son olarak gençlere neler önerirsiniz? Valla genç arkadaşlar kendilerini geliştirsinler, yenilikleri öğrensinler, ee, inanılmaz potansiyeli var Bizim inanılmaz bir e, potansiyelimiz var Beyin yeteneğimiz var Gençliğimiz var Ve e, inanılmaz bilgi Sonsuz bilgi denizinde Çok daha rahat artık her türlü bilgiye rahat ulaşabiliyorsunuz Bugün Youtube'dan internetten her türlü bilgiyi Her türlü beceriyi öğrenmeniz mümkün Bu becerileri öğrensinler sürekli kendilerini geliştirsinler Okusunlar araştırsınlar Ve fikirler üretsinler Ve bu fikirleri nasıl hayata geçiririmin Çalışmasını yapsınlar Paraları olmayabilir ama güzel, etkili bir fikir olduktan sonra inanılmaz yatırımcılar bulabilirler, inanılmaz destekler bulabilirler. Yılmasınlar ve çaba göstersinler ve kendi işlerini kurmak için gayret göstersinler. Sonsuz, sınırsız olanaklar var. Sadece ülkemiz için değil, dünya çapında iş yapabilirler. Bugün birçok genç girişimcilerimiz dünya çapında iş yapıyorlar. İnanılmaz başarıları imza atıyorlar. Bunlarla ilgili kaynakları tarasınlar, girişimcilikle ilgili eğitimlere katılsınlar, bilgiler toplasınlar ve kendi işlerini kurmak için çaba göstersinler. İnanılmaz olanaklar var. O nedenle ümitlerini hiçbir zaman kırmasınlar. Evet. Ve başarısızlıktan korkmasınlar. Çünkü başarısızlık başarıya getiriyor. Çok önemli bir nokta gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz efendim verdiğiniz Cade, bu evet. değerli bilgilerden Ben bayı. teşekkür ederim bu katkıyı sağladığınız için. Görevimiz sağ sizler de sağlınız. Değerli dinleyicilerimiz yıllarca özel sektörde işletme ve girişimcilik eğitimi üzerine çalışan şimdi Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olan Hadi İstanbulluyla girişimcilik üzerine sohbet ettik.